Selahattin Demirtaş yine gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu son günlerde biliyorsunuz bu Mersin'deki eylemden sonra Selahattin Demirtaş'a yönelik çok ciddi bir saldırı da birileri fırsat bilerek bunu kullanıyordu ona ilişkin Selahattin Demirtaş bugün açıklamalarda bulundu ilk açıklaması şöyle biliyorsunuz bu kınamadan sonra özellikle hatta paylaşımlar yapıldı. işte parti kurulacak, işte öyle senaryolar hazırlandı ki Selahattin Demirtaş'ın sanki Kürt halkının bir e, siyasetçisi olmadığını, sanki çok sıradan bir insan olduğunu öyle e, bir, 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 bir açıklama, birilerinin açıklamasıyla hemen küsebileceğini, Kürtlere sır çevirebileceğini sanan bazı zavallılar vardı. işte o zavallara cevap olsun nitelinde Selahattin Demirtaş bugün Twitter hesabında aynen... E, şu açıklamayı yaptı. Şimdi ondan önce bu bir mesajı var onu da okuyayım ben. Emek ve Özgürlük İttifakı'na yönelik bugün bir mesaj yayınladı. Twitter hesabı üzerinden önce onu açıklayayım size okuyayım. Diyor ki gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm halkımızı siyasi mücadeleye, güç vermeye, örgütlemeye ve canla başla partimizi, ittifakımızı büyütmeye çağırıyor. Selamlarımı ve özlemlerimi gönderiyorum dedi sabah saatlerinde. Bu mesajdan sonra Selahattin Demirtaş... Bu kez Kürt halkına bir mesaj verdi. Hem Kürt halkına hem de ortalığı bulandırmaya çalışanlara net olarak e, iki tane tweet paylaştı sosyal medya hesabında avukatları aracılığıyla değerli izleyenler. Ben olduğu gibi sizlerle paylaşayım ki belki de e, bu Selahattin Demirtaş'ın bu açıklaması birçok kesime ve kişiye... E, bir mesaj verecektir mutlaka. Özellikle siyasetten anlamayan, siyaseti anlamak istemeyen ya da siyaseti kötü niyetli e, kullanan, Selahattin Demirtaş'ı bunun üzerinde vurmaya çalışan, vuran bir kesime önemli okalı cevap. Birinci paylaşımı şu. Biz demokratik siyasette esrarcıyız söyleminden, HDP'den ve Kürt siyasetinden ayrışma polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır tamamen anlamsızdır. Halkımız da tüm çevrelerde şundan emin olsunlar ki biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz. İkinci paylaşım yani bu paylaşımın dağımında Demirtaş dedi ki halkımız ve dostlarımız gönüllerini ferah tutsunlar. Karşıtlarımız da başka kapıya baksınlar. Onlara buradan ekmek çıkmaz mücadelemize zarar verecek hiçbir tartışmanın tarafı olmadan sadece HDP'yi ve kazanımlarımızı büyütmeye yoğunlaşalım dedi. Değerli izleyenler bu cümlelerden ne anlaşılıyor bilmiyorum. Ben size tecrübesini yapayım dilerseniz. Ortalıkta dolaşan zibidiler var. Tabiri caiz ise. Siyasi zibidiler var. Bu siyasi zibidiler son 4 gündür Selahattin Demirtaş'ı Kürtlük üzerinden adeta linç ediyorlar. Yurtseverlik üzerinden adeta linç ediyorlar. Yok Selahattin Demirtaş falan partiye karşı, yok örgüte karşı, yok özgürlük müzelerine karşı diye siyasi bir mantıktan ve dengeden yoksun olan insanlar alel acele ortada dolaşan çakalların attığı tweetlere veya sosyal medya paylaşımlarına inanarak onlar da bir zamanlar daha geçen haftaya kadar Selahattin Demirtaş'a aa başkanım diyenler bile bir kısmı tabi herkes değil. Selahattin Demirtaş'ın acaba Selahattin Demirtaş Kürt halkına ihanet mi ediyor gibi çok mesnetsiz sohbetler, paylaşımlar vesaire yaptılar. Kimlerin aracılığıyla? Dedim ya 3-5 çakal ortada dolaşıyor. 3-5 sosyal medyada paylaşım yapıyor diye Kürt halkının Kürt halkının yurseverlerinin beynini karıştırmak için ve Kürt halkının önderleri ya da öncüleri üzerinde arasında e, bir çelişki varmış gibi göstermek e, anlamında ortalığı bulandırmaya çalıştılar ve bir anlamda da başarılı oldular. İşte Selahattin Demirtaş o yüzden bu mesajları paylaşırken bugün net olarak anlaşılması gereken e, noktaların altını çizdi. Ne diyor? Halkımızla tüm çevreler de şundan emin olsunlar ki biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz. Halkımız ve dostlarımız gönüllerini ferah tutsunlar. Karşıtlarımız da başka kapıya baksınlar. Onlara buradan ekmek çıkmaz. Yani son cümle nedir? Mücadelemize zarar verecek hiçbir tartışmanın tarafı olmadan. Bakınız bu nokta çok önemli. Yani şimdi Selahattin Demirtaş'ı tartışmanın tarafı yapmak. Yok Selahattin Demirtaş ile PKK tartışıyor. Yok PKK Selahattin Demirtaş'la. Yani bunlar bu harekete hizmet etmez. Kürt özgürlük hareketinin böyle bir karşıtı yok. Yani böyle bir durum yok. Kürtler arasında Demirtaş ile ya hareket siyasi hareket arasında böyle bir çelişki yok. Böyle bir durum yok. Ama birileri ortaya çıkmış. Ortalığı bulandırmak için Demirtaş'ı ne demek istedi? Demirtaş zekkimin körünü demek istedi lan. Demirtaş bu olayı kınarken bile onun niyeti, amacı, eylemi kimin yaptı, siz biliyor muydunuz bilmiyordunuz. Ayrıca Selahattin Demirtaş bir siyasetçidir. Bir siyasetçi kınama yapar ama öte taraftan bu işin silahla mücadelesini verenler Kendi mücadelelerine sonuna kadar devam eder. Bu işi artık ayırmanız gerekiyor. Yani siyasette silahlı bir mücadeleyi beraber yürütmek mümkün değildir ki HDP bunu yapmıyor zaten. HDP siyasi bir örgüttür bir harekettir, bir partidir. HDP'nin bir gerilla gücüyle bir alakası yok. Bir ilişkisi yok, bir teması yok. Dolayısıyla e, mücadele tazları çok farklı, çok farklı yerlerde olan e, ve ikisi de Kürt halkının bağrından kopan mücadele veren birimlerdir. Selahattin Demirtaş'ın abesi gerilla da. Şimdi siz bunu nasıl ayıracaksınız birbirinden? Söyleyin bana bakalım. Dolayısıyla siyaset yaptığınız zaman siyaset diliyle askeri dil çok farklıdır. Kınayabilirsiniz. Çıkın 10 defa kınayın. Bunun bir anlam ifade etmediğini herkes biliyor. Ama siyaset için çok şey ifade ediyor. Çok anlam ifade ediyor. Yani silahların susması, silahların konuşturulmaması, Türk devleti başta olmak. bakın, Türk devletinin silahları susturması, operasyonları susturması, ardından PKK'nın ateşkes ilan etmesi, Barış yolunun sağlanması kime bir zararı olacaktır, kötü olacaktır? Hiç kimse. Ben geçtiğimiz yayında söyledim, tekrar söyleyeyim. Sayın Öcalan'a izin versinler. Sayın Öcalan kesinlikle bu eylemlerin yapılmamasını söyleyecek. Ben size söylüyorum. Bana kızanan olacaktır biliyorum. Yerinde oturup döşeyin, sıcak döşeğin, sıcak döşeğinin üzerinde uzananlara çok kolay geliyor bu. Eylem yapın, vurun, kırın, öldürün. Bakın biliyorum ben yani. Rahat döşeğinde şu anda koltuğunda uzanmış böyle dört dörtlük elli enseye koymuş insanların birçoğu diyecek ki olur mu ya vuralım kıralım İstanbul'da Ankara'da falan. Gitsene kardeşim. Öyle ya sen gitsene. Vuralım vurun demeyeceksin. Gidip kendin vuracaksın o zaman. Dolayısıyla savaşı tırmandırmak kolaydır. Savaştan yana olmak kolaydır. Ama risk alıp barıştan yana olmak her zaman zordur. Sayın Öcalan ne diyor her zaman? Barış savaştan daha zordur diyor. Ve biz diyor, bakınız biz o zaman diyordu biz 30 yıl savaştık ama bir 30 yılda barış için savaşmak zorundayız, savaşacağız diyordu. Ben o yüzden iddia ediyorum. Sayın Öcalan'la devlet görüşme imkanı versin. Sayın Öcalan böylesi eylemleri reddeder. Daha önce de reddetmişti. Ha bu. PKK'ya kalmış da gerile gücüne kalmış bir şeydir. Biz onları yönlendirecek ya da onlara şunu yapın bunu diyecek gibi bir şeyimiz yetkimiz ve sorunumuz yok. Ama biz Kürtler olarak biri olarak kendi düşüncemizi belirtiyoruz. Savaşı olarak diyoruz. Kardeşim devlet artık askerlerini Kürtistan'da çekmek zorundadır. Çekmeli. Bu savaşın durması için Yapılması gereken ilk adım budur. Devletin operasyonları sona erdirmesi, devletin Güney Kürdistan, Rojava başta olmak üzere Kürdistan'ın diğer parçalarındaki, topraklardaki bütün askerlerini geri çekmesi. Mesele budur. Ondan sonra zaten birçok şey kendiliğinde birçok kapı aralanır. Ama devlet bitirmek istemiyor ki kardeşim. Bakınız Rojava'yı bitirdiler. Rojava'nın üzerinde, Rojava'yı mahvediyorlar. Rojava'da insanlar yürüyemiyor. Yani şekilde Güney Kürdistan'da da peyde pey insanlar artık yürüyemiyor. Köyleri boşaltılıyor. Öte taraftan İran'la anlaşıldı. İran vuruyor. Yani baktığınız zaman Kürdistan'ın diğer bölgelerini de artık kan gölüne çevirdiler. E peki o zaman şimdi biri sizi üzerinize gelir, üzerinize gelir, sizi yok etmeye çalışır. Ne yaparsınız Allah aşkına? Kendinizi savunmak için o insanların beyninde vurmaya çalışmaz mısınız? Vurursunuz. Dolayısıyla... Ee, ben bu kalemi böyle yere bırakınca bunun bir sebebi vardır. Ya parmağım tutmamıştır ya da ben kendime rol yapıyorum bunu bırakıyor. Ama bir sebep vardır. O yüzden diyorum bir eylem yapılmışsa bunun bir sebebi vardır. Kardeşim sen bu insanları yok etmek istemişsem, iyi diyorsan ki bombaları yağdırıyorsan bunu göze almak zorundasın. Evet birisini seni öldürmeye geliyorsa sen onu öldüreceksin. Bunun başka bir yolu yok. Dolayısıyla tek taraflı bakmamak gerekiyor. Ha şunu demek gerekiyor. Bu eylemleri tasvip ediyor musun? Ben biri olarak tasvip etmiyorum tabii ki. Olmaması gerekiyor. İnsanların ölmemesi. Ya niye polis ölsün? Bakın bir polis öldü. O da gencecik bir polisti. Öte taraftan iki tane gencecik kadın öldü. Üç tane can bizim bildiğimiz o da. Ve yararlar var. Düşünün bir ya niye bu insanlar ölsün ki? Biz bu niye ölsün ki kelimesini yıllardır kullanıyoruz. Bugün diyoruz ki yol daha erkenken daha fazla bir e, trajedi yaşanmadan insanlar daha fazla ölmeden diyoruz ki kardeş bu savaşı durdurun yahu. Kolay vardır ya operasyonları durdurun savaş durur ben söyleyeyim size. Operasyonları durdurun. O imha operasyonları yapmayın. Bari Kürtlerin de en azından PKK üzerinde bir baskısını oluşturabilme imkanı olsun. Şimdi siz yok etmeye gidiyorsunuz. Kimyasal silah kullanıyorsunuz. Ondan sonra Kürtlere, Kürt siyasilerine diyorsunuz ki efendim siz olmaz ki. Şu anda hangi kürt PKK silah bırakma çağrısı yaparsa o kürtün zekası eksiktir bana göre bu şartlarda şöyle yapabilir diyebilir ki evet PKK silah bırakmalı ama eğer devlet operasyonları durdurur ve yeni bir süreç başlatma yoluna girerse PKK silahları zaten bırakır yani ne anlamı var ya çatışmanın olmadığı operasyonların olmadı, barış barış görüşmelerinin olduğu bir süreçte ya PKK niye silah kullansın kardeşim Hepimiz o zaman 7'den 70'e buna karşı net olarak tavrımızı koyarız, çıkarız da. E ortada fol yok, yumurta yok, hiçbir şey yok. Siz adamları bitirmeye, öldürmeye çalışıyorsunuz. Kürtlerin çocuklarını yani. Bu o adamlar dediğimiz öyle yabandan gelmiş, gökyüzünden gelmiş insanlar değil. Yani benim, senin, onun çocuğu, teyzemizin çocuğu, akrabamız, amzamızın çocuğu, Selahattin Demirtaş'ın abisi vesaire yani. Öyle yabancı bir düelden bahsetmiyoruz biz yani. Dolayısıyla Dolayısıyla diyoruz yine dolayısıyla da olmayacak yani. Adamlar kafaya koymuş yani. Yok diyor bir kişi kalana kadar da biz diyor bu devletin bütün imkanlarını kullanacağız. Bütün bu halkın parasını harcayacağız olsun diyor. Ne yapalım durum bu. Şimdi değerli izleyenler tabii ki önemli haberler var. Biraz uzattım herhalde kusura bakmayın. Hakikaten biraz uzun oldu. Sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. Tabii ki... Milletvekilleri ile ilgili de bir e, gelişme var. Dokunulmazlıklar e, gelmiş. Evet, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP vekillerinin olduğu 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık meclis başkanlığına sunulmuş değerli izleyenler. Karma komisyona sevk edilmiş bu dokunulmazlık dosyaları e, Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın yanı sıra CHP'den 5 HDP'den 22 isim yer almış. Yani 22'ye 5. 22 HDP'li, 5 e, CHP'li. Toplam 65 dokunulmazlık dosyası. Çünkü meclis yeni açıldı. E, Açılırken bir açılış şeyini yapmaları gerekiyor. Şimdi bu, 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 bir de şeye bahsedelim. Sosyal medyadan bahsedelim. Sosyal medya derken aklıma şey geldi. Bugün benim Twitter hesabımı kapattılar arkadaşlar. Yani... 59 binlik bir hesabım vardı. Bu ikinci yeni hesaptı zaten. Bir, bir buçuk yılda açmıştım. Ama o sabah girmeye çalıştım. Baktım bildirim geldi. Süresiz olarak hesabın askıya alındı diye. Tabi itiraz ettim. İtirazlar boşalır zaten. Yani sebep ne? Sebep Türkiye'de insanların duymadığını duyurmaya çalıştık. Şimdi Twitter'da faşist ruhlar var biliyorsunuz. Her yerde sadece Twitter değil. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da, her yerde Türkçe yayın yaptığımızdan dolayı Türk adminler çalışıyor o birimlerde. Beni de dinliyorlardır bir ihtimal. Bu adminlerin önüne gittiği zaman adam kendi vicdanına göre, kendi normal yapması gerekene göre hareket etmiyor. Adam kendi düşüncesine göre ve inancına göre hareket ediyor. Eğer Adem Karaçoban'ın yayınları ona tersse, on, muhalifse o an anında düğmeye basar. Çünkü YouTube Facebook, Twitter bu adamlara yetki vermiş, güvenmiş, işe almış, paralı çalışıyorlar. Ve bunlar da adeta devletin trolü olarak bu sosyal medyalarda görev yapıyorlar. Ve birisinin öne gitmiş o şikayetler. Süleyman Soylu ile ilgili biliyorsunuz haberler yapıyoruz. Yalan söylüyor adam. Süleyman Soylu yalan söylüyor. Şimdi yalan söyleyen bir adamın yalanlarını haberleştiriyorsun. Haber paylaşıyorsun, video paylaşıyorsun. Adamlar şirket ediyor ve adamların tabii güçlü elleri vardır binlerce trolu vardır. Orada çalışan elemanları vardır. Para para veriyorlar ve bütün hesapları kapatıyor. Benim hesabım da Twitter hesabım da o yüzden kapatıldı. Yeni bir hesap açtım. Tekrar kapatıldı. Yeni bir tane daha açtım bir telefondan. Bir daha kapatıldı. Şu anda başka bir bilgisayar üzerinde bir tane açtım. Şu anda duruyor bilmiyorum. Ne kadar saat gider mi gitmez mi çok önemli değil yani o sosyal medya değil bu sosyal medyada yapacağız bir şekilde bir yerde yapacağız yani burası olmaz Facebook Facebook olmaz Twitter olmaz Instagram veya TikTok bir şekilde bir yerlerde bizim sesimizi biz duyuracağız o yüzden ben bir cümlede bir şey söyleyeyim bakınız sosyal medya yasası bugünlerde meclise gelip yasallaşacak. Bu yasam yasallaşırsa ne olur diye ben bir video yapmıştım. Girer izlersiniz geçmiş yayınlarımda. Artık sosyal medyayı Türkiye'de kullanmak mümkün olmayacak. Ya AKP'li olacaksınız ya da sosyal medya araçlarını kullanamazsınız. Böyle yayın da yapamazsınız. Türkiye'deki hiçbir yayın organı, hiçbir gazeteci, hiçbir YouTube'a artık rahat bir şekilde yayın yapamayacak dikkat çekmiştik. Biz dedik ki bu konuda mutlaka muhalefet üzerine düşmeni düşen yapmamalıdır dedik. Cız cız sesle çıkarıyorlar. Ama en çok zarar görecek olanlar yine muhalefettir. Bakın seçim yaklaştıkça bizim üzerindeki üzerimizdeki baskılar daha da artıyor, devam ediyor. Ve bizim haber yapma olanağımız elimizden alınmak isteniyor. Biliyorsunuz benim YouTube kanalım an itibariyle zaten Türkiye'de yasaklıdır. Sadece bir video bildirimleri geliyor. Kanala giremiyorsunuz. Ancak ve ancak kendi konumunuzu değiştirerek girebiliyorsunuz. Yani durum buyken bugün çeşitli e, basın örgütlerinden açıklamalar geldi, yürüyüşler yapıldı, mitingler yapıldı ve bu yasanın mutlaka geri çekilmesine yönelik çağrılarda bulundu. Şimdi bazı konularda konuşmalar yapılırken önemli bir noktayı aktarmak istiyorum. E, yapılan konuşmalar da dezenformasyonu önleme bahanesiyle getirmek istenen bu yasa düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamış olmakla kalmaz. Toplumsal yaşam içinde bireyler arasında serbestçe iletişim kurma ve konuşma, tartışma özgürlüklerini de engeller diyor. Yani bu sadece öyle basit bir şey yalan haber yapanları engellemeye kalksalar, keşke öyle bir yasa olsa, o zaman AKP'ye bağlı bütün basın yayın organlarını kapatmaları gerekiyor. Başta A haber olmak üzere bütün ne kadar yayın organı varsa AKP'ye bağlı Çukur medyasının bütün medya organlarını kapatmaları gerekiyor. Nasıl olacak bu peki? E tabi şimdi diyeceksiniz ki adamlar kendi yasalarını çıkarır, kendi kendilerine ceza verirler mi? Tabii ki vermezler. Uzatmak istemiyorum. Önemli haberler var. Değerli izleyenler Tayyip Erdoğan'la devam edelim. Erdoğan bugün bir açıklamayla dedi ki sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı dedi. Hani düne kadar sizin ekonominiz taş gibiydi? Hani o kadar güveniyordunuz? Dolar ne oldu bugün arkadaşlar? 18.60'ı buldu değil mi? Rekor kırdı Türkiye tarihinde. Gerçi Türkiye bu konularda rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. Dedi ki küresel ekonomik krizin, krizin tüm ülkeleri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye siyasi ve ekonomik krizlerden elde ettiği tecrübelerle diğer ülkeler arasından ayrılmıştır. Son 8-9 yıldır. Türkiye'yi yönetebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbaya her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı. Tuzaklara karşı verdiğiniz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Enflasyonun da üzerinden gelerek Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Erdoğan bu sözleri söylerken enflasyonun %83 oldu biliyor musunuz? Ve Erdoğan enflasyonun %83 olduğunu bildiği halde bu cümleleri kullandı. Kime kullandı? Kamuoyuna kullanmadı. Dünyaya kullanmadı. HDP'lere kullanmadı. CHP, İYİ Parti ya da diğer muhalefet partilerine oy verenlere kullanmadı. Bu cümleyi sadece AKP'lere kullandı. AKP'ler anlasın, geri kalan ister anlasın, ister anlamasın, ister inansın, ister inanmasın. Ama AKP'ler de inandı. Ekonomi çok iyi, enflasyon da çok iyi. Ama öte taraftan laf arasında diyorlar ki bu sinsi planla son mermiyi ekonomimize sıkmışlar. Ya senin ekonomi saklam. Taş gibi bir ekonomi var. Taş gibi bir ekonomi bakanım var maşallah. Size hiçbir şey olmaz bunlar size kurşun sıksa ne olur. Ekonominizin üzerinde zaten bir çelik yelek var. İstedikleri kadar sıksınlar bir şey olmaz ki. Biri kiminiz var ya rezervleriniz var yani. Bankalarda para dolu nasıl olsa. Dolar dolu kutularda da dolu yani. O yüzden bir şey olmaz yani. Ama kimse bundan anlamıyor. Kimsenin aklına bile gelmiyor. Şimdi altılı masa e, bir açıklama var. Ben bu arada bir saniye. Evet. Altılı masaya ilişkin altılı masa adaylık konusunda o orta, ortak adaylık konusu ile CHP ve İyi Parti arasındaki o tartışmalardan sonra bir açıklama yaptı. Dünkü görüşmenin ardından bir cümleyi size aktaracağım. Dediler ki, hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Şöyle şu anda var ya koşa koşa ağır çekimi siz düşünün. Ağır çekimden böyle o eski Türk filmleri, aşk filmleri vardı. Birbirlerine doğru gidiyorlar da sahil kenarında. Çok ağır çekimlere gidip laf sarılıyorlardı ya. Şu anda Millet ittifakı iktidara karşı böyle ağır çekimle koşa koşa gidiyor iktidara sarılmak üzere. Ama o beline bağladığı ip yetmiyor işte. Kısa kalıyor. Uzatılması için ne gerekiyor? Şimdi size bir anket sonucu açıklayayım. O gerekiyor işte. Optimal anketine göre Cumhur İttifakı %50'ye ulaşamamış. Ama bir tek şey var. HDP'nin rolü. Optimal Anket Şirketi'nin son anketine göre Cumhur İttifakı %50'nin altında kalırken HDP'nin oyu %11'in üzerine değilken onlara göre ki daha fazladır kilit e, parti konumuna gelmiş diye bunu e, Hürriyet Gazetesi köşesinde düşkün Abdülkadir açıklamış. Bu da onların anket firması. Evet ankete göre bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirseniz sorusuna kararsızlar dağıtıldığında anketlere katranların %37.8'i AKP, %25.9'u da CHP'ye oy vereceklerini söylerken HDP'nin oyu %11.9, İYİ Parti %9.8, MHP %9.5. Bir kere bu MHP'nin oyunun %9.5 olması olanak dışı. Bugüne kadar hiçbir anket şirketi MHP'nin oyunun %9'un üzerinde olduğuna dair bir anket görmedim ama bu anket öyle gösteriyor. Ama HDP'nin oyunu artık biliyorsunuz bu son dönemlerde firmalar artık HDP ile ilgili çok fazla şey yapmıyorlar. Böyle kısa, kısaca köşe arasında şey yapıyorlar. İstanbul'da da yapsalar HDP %12-13'tür. Mersin'de de yapsalar. Tabii ki gidip herhalde bir Diyarbakır'da, bir Kürt ilerinde böyle bir anket yapmazlar. Ama Batı ilerindeki oy ortalaması şu anda HDP'nin %11-12'nin üzerinde. Ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı %47.9 partiler toplandığı zaman. Yani iki parti, üç parti artık. Bir de altılı masa var. Altılı masanın ise oy oranı bütün partilerin toplamı 37.8% Şimdi Cumhur İttifakı tabii bunu Abdülkadir Selvi açıklamış. Bu AKP'nin firması şey şirketi. O yüzden %47.9 olarak açıklamış. Ee, Millet İttifakı %37. Yani arada işte %11-12'lik bir HDP ee, ve HDP şu anda kilitmiş. Günaydın. Lan biz bunu aylardır söylüyoruz. HDP'nin kilit parti olduğunu, HDP kime oy verirse onun hem iktidar hem de Cumhurbaşkanı seçeceğini biz zaten aylardır söylüyoruz. Ama ben size bir şey söyleyeyim. AKP bir pintilikler düşünüyor HDP ile ilgili. Ben şimdi birkaç şey kulağıma geldi konuşmak istemiyorum ama ne bileyim belki bir hafta daha sabredelim. Ama AKP HDP ile ilgili bir pintilik düşünüyor. Yani yavaş yavaş onun adımlarını atmaya başladığı görülüyor. Ben o yüzden hani böyle sasyansonal bir şey de söylemek istemiyorum. Ama aldığım duyular, duyumlar var bir şeyler, bir koku geliyor size söyleyeyim ben. O kokuyu ben patlatmak istemiyorum. Biraz sabredelim. Bakalım ne olacak ondan sonra. Şimdi Erdoğan'ın bir açıklaması daha var değerli izleyenler. Erdoğan bir açılışta yine konuşma yaptı. Açılışlarda geldi adamın şeyi açılıyor. Yani çok iyi ya. Zihni böyle açılışlarda hep çalışıyor. Tabii prompter hazır ya. Şu fotoğrafta da direkt prompter'a bakıyor. Halka bakmıyor saldırganları terör örgütüne katılın konusunda nihai nihai himaya pardon himaya ve teşvik eden HDP'dir. E, bu teröristleri aklama görevi de CHP üstlenmiştir. CHP demek çöp demektir. CHP demek çukur demektir. CHP demek çamur demektir. Biz dert yükü mutsuz bir İstanbul devraldık dedi. Ya Allah aşkına bir cumhurbaşkanı kullandığı cümlelere bakar mısınız ya? CHP demek çöp demektir. Ayıp değil mi ya? Yani ya o yüzde bir de oy olsun, yüzde bir de oy olsa bir partiye ya insan bu kelimeyi kullanır mı? Bir cumhurbaşkanı ya. Hani cumhurbaşkanlarının bir ağırlığı olur. Ya biz Alman Cumhurbaşkanlığı'nın, Almanya Cumhurbaşkanı 3 ayda bir televizyonda görmeye hasretiz. Sokakta görmeye hasretir. Hasretiz. Kilisede görmeye hasretiz. Pardon kilisede derken aklıma yine cuma namazı geldi. Facebook'taki arkadaşlar nasılsınız? Bizi Facebook'ta 360 insan izliyor ama Facebook'taki arkadaşlarımız bizim birçoğu yayını paylaşmamışlar. Onları teşvik etmem gerekiyor. Çünkü bizim Facebook sayfamızı kapattılar. bu yeni sayfadır. Bunun kesinlikle kesin destek vermeniz gerekiyor. WhatsApp'a mı atıyorsunuz? Gruplarınıza mı atıyorsunuz? Kendi profilinize mi atıyorsunuz? Sayfalarınıza mı atıyorsunuz? Nereye atıyorsanız atın kardeşim. Yoldaştım. Bunu paylaşın yani. Paylaşmayan olmasın lütfen. Korkmayın ya legal bir yayın yapıyoruz. Kötü, illegal bir, bir yayın yapmıyoruz yani. Tamam. İhtiyaç var size yani bu paylaşımları yapın. Bakın sosyal medya hesaplarımız tek tek kapatılıyor. Twitter'ım daha bugün kapatıldı yani. Şu anda Twitter yok yani. Ben bütün haberlerimi Twitter üzerinden paylaşan, alan bir insanım. Binlerce, 49 bin takipçim vardı yani. Dolayısıyla e, yani en çok da Selahattin Demirtaş beni orada takip ediyordu. En çok da ona üzülüyorum vallahi ya. İdris Baluken, Selahattin Sayın Pervin Buldan'dan Sayın Mithat Sancar'a, bütün HDP'li vekiller ve tabii ki CHP'li vekillerin büyük bir kısmı da yine diğer siyasetçiler. Ama hesap o yüzden kapatıldı yani. Birçok insanla iletişim vardı orada. Sanatçısından, emekçisinden, gazetesine kadar, aydınlığa kadar. Dolayısıyla o yüzden sizin bu yayınları paylaşmanız YouTube içinde geçerli arkadaşlar paylaşması önemlidir. Yani söylüyoruz çingenlik yapmak için söylemiyoruz. Bakınız para yatırın demiyoruz bir şey maddi bir şey istemiyoruz. Ama düğmeye basın paylaşın diyoruz sadece. O kadar vallahi. Kusura bakmayın devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi değerli izleyenler İran'daki protesto eylemleri de devam ediyor. Federal Kürdistan'a yine saldırılar var. Bugün de saldırı devam etti ama İran'da Önemli bir e, gelişme de yaşandı. E, Irak'ın İran'a karşı daha doğrusu Irak Parlamentosu 25 milletvekili bir araya geldi. E, ve bu milletvekilleri Türkiye ve İran'ın saldırılarına ilişkin e, bir toplantı yapılması, Irak Parlamentosu'nun derhal toplan, toplanması ve bir karar alması noktasında bir imza topladılar. Bu önemli bir gelişmedir. Bakalım önümüzdeki günlerde bunun etkisi olacak mı? Ama bu arada İran'dan... E, bir açıklama var. Ali Hameney'den bir açıklama var. Şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmadı. Bu İran'daki protestolar devam ediyor. Üçüncü haftasında yüzlerce insan yaşamını yitirdi biliyorsunuz siz. Ali Hameney bu gösterilerin planlı olduğunu söyledi. Kim planlamış? Bu isyanlar ve güvenlik sorunu meydana getirme ABD ve Siyonist rejiminin bir projesidir dedi. Onlardan maaş alan ve yurt dışındaki bazı inanı hainler onlara yardım ettiler diyor. Yani gördüğünüz gibi bu siyonist kelimesi bunlar için ABD ve siyonist. Yani bütün İslam ülkeleri, bakınız bütün Türkiye'de dahil iç karışıklık olduğu zaman ya diktatörlük yapıyorsunuz siz. Halkı eziyorsunuz. Halkı isyan ettiği zaman hemen şunu diyorlar. Kendi tabanlarını tatbik etme, tatmin etmek için diyorlar ki bu siyonist işte siyonizm işidir diyor. En kral ilişkileri siyonistlerle var, ABD ile var. ABD'nin o ambargoları kaldırması için her gün yalvarıyorlar. Aynı şekilde Türkiye'de ile bir sorun oldu mu dün Süleyman Soylu dedi ya. ABD'lere bir planı dedi bu. ABD'nin kontrolünde bunlar geldi, eylem yaptı, gittiler. O zaman ABD ile iletişimini kessene. ABD baş konsolosluğunu Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp nota versene. ABD'nin konsolosluklarını kapatsana. Diplomasilerini seni de şey sene. ABD üstlerini 28 tane üssü var Türkiye'de. Hepsini kapatsana. Ya bile bile, madem bu adamlar bu eylemleri yaptırıyorsa, değil mi? Siz bir devletsiniz, özgür bir devletsiniz, NATO üyesisiniz. Vallahi ben devlet başkanı olsam bilsem ki başka bir ülke bunu bunu yaptırıyor bana, ben bilsem o ülke toplamdan yok olur bile, ben yine bütün diplomasiyi dondururum, ilişkimi keserim, hepsini de şey derim, tepkimi koyarım. Ya halka karşı yalan söylüyorlar. Yaptıkları bir attıkları bir adım da yok. Nasıl olur bu? Bu nasıl bir şey yani? Bir devlet bilerek sizin üzerinize bu insanları yoluyorsa paraşütle motorlu paraşüt ona 13 on saat falan filan. Bu bunu filmini çekeceğim yakında zaten. Başka da olmuyor. Ee, peki o zaman niye tavır koymuyorsunuz? Hükümet olarak neden bir şey yapmıyorsunuz? Bir zahmet bir açıklama yapın bari. Dişleri bakanlı bir kınasın yani bari bir şey yapın yani. O da yok. E ABD. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Allah. Şimdi e, Almanya'dan bir açıklama var. Almanya Dişleri Bakanlığı e, Mahsa Jina Amini'nin öldürülmesinin ardından sorumlu olanlara yönelik e, bir ambargo uygulanması ve ciddi önlemlerin alması için e, bir çağrıda bulundu. Avrupa Birliği yatırımlarının artırılmasını talep etti. Bunlara yönelik bu eylem yapanlara destek verilmesi noktasında ciddi adımların atılmasını söyledi. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Ve açıklama aynen böyle. Bu amaçla Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya ve Çekya ile birlikte ABD'deki ortaklarımıza İranlı kişi ve organizasyonları kapsayan yeni yaptırımları öngören 16 maddelik bir teklif taslağı hazırladık ve sunduk. ABD, AB, ABD bunu bir an önce hayata geçirmeli çaresini yaptı. Değerli izleyenler, ekrandaki şu güzel kız, Gina Ermini'nin öldürülmesinden sonra protesto eylemlerine katılan bir genç kız. 16 yaşındaki bir çocuk daha. Ve ismi Nika Şaker. Nika Şaker'e Kürt. Tahran'da öldürülüyor. Cenazesi 8 gün sonra Loristan eyaletinden bulunmuş. Ve ailesine teslim edilmiş. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Herkes arıyordu. Oslo Merkezi İnsan Hakları Örgütü Hengav sözcüsü Jila Mojester'in bir açıklama yapmış ve Nika şekerinin nasıl öldürüldüğü henüz bilinmiyor diyor. E, ve Nika'nın Loristan eyaletinin Haremava kentinde doğum günü olan bugün yani bu pazartesi bu akşam e, defnedileceğini açıkladı ve bugün 17 yaşına girecekti eğer öldürülmeseydi. Değerli izleyenler Soylu'ya bir cevap geldi. Evet Dilşah Ercan videolu bir mesaj verdi Soylu'ya. Bu, bu mesajı bu haberi okurken ben tabii ki görüntü olduğu için Facebook'u kamatmak durumundayım değerli izleyenler. Facebook'taki arkadaşları YouTube'a davet ediyorum. Ben çünkü o e, Dilşah Ercan isimli gerilanın açıklamasını, videolu açıklamasını YouTube'da göstereceğim. Lütfen Facebook'taki bütün arkadaşlarımızı Facebook'a canlı yayın oradan devam edecek. Gelin hep birlikte o videoyu sizlerle paylaşalım ve haberin içeriğini. O yüzden Facebook'u izninizle bir kapatayım. Evet Facebook'tan kurtulduk böylece. Değerli izleyenler biliyorsunuz Süleyman Soylu uzun zamandı. Yani uzun zaman derken 3 haftada Süleyman Soylu birkaç açıklama yaptı şimdi Mersin'e bir Mersin'de bir eylem gerçekleştirilmişti bir polis evine yönelik ve e, Zozan Tolan kodladı Dilşah Ercan tarafından yapıldı ilk açıklaması Süleyman Soylu'nun Dilşah Ercan da ekranda gördüğünüz gerilla ki bu videoda bir görüntüsü şu an birazdan videosunda izleteceğim zaten şimdi e, Dilşah Ercan bugün bir videolu mesaj yayınladı HPG Basın ve İrtibat Merkezi ile ANF'e bunu paylaştı. Ve gazetecilik yaparken tutuklanmasının ardından daha gittiğini ve şu anda da orada görevinin başında olduğunu söyledi. Şimdi bu gazeteciydim, zaten gazeteciydi dedikten sonra bugün Süleyman Soylu bir açıklama yaptı, ortaya çıktı dedi ki Dilşah Ercan'ın fotoğrafını göstererek dedi ki CHP Türk halkından özür dilemelidir dedi. Çünkü dedi CHP buna gazeteci demiş. Evet bu kadın örgüte katılmadan önce Azadiye Velad gazetesinde çalışan resmi bir gazeteci. Herhalde CHP o zaman bu kadının gidip gerilere katılacağını bilmiyordu yani. Tabii CHP cevap verecek ben CHP yerine cevap vermeyeyim de. Ama Süleyman Soylu öyle bir yerden vuruyor ki her açıklaması ona geri dönüyor yine PKK'nın propagandasını yaptı. Onlar söylüyor ya. Elinde bir PKK'li gerilla ve CHP'yi suçladı. CHP kamuoyunda özür dilemeli. Peki ondan önce 3 tane şey var değerli izleyenler. 3 noktaya ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Ondan sonra Dışa Ercan'ın görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. Daha doğrusu o görüntülü mesajı. Şimdi Mersin'deki o olay yaşandığı andan itibaren Süleyman Soylu ve ekibi daha dumanlar olay yerinde kalkarken televizyonların karşısına çıktı ve bir açıklama yaptı. Açıklamada canlı yayında hem de eylemi yapan kişinin kod ismini vererek ve ismini vererek yakalandığını ve fotoğrafını servis etti. Bütün hatta daha o çatışma devam ederken televizyon kanalları Türkiye'deki televizyon kanalları alt kat, altta alt bantta son dakika eylemi yapan terörist yakalandı diye bir kıyamet, bir yaygara kopardılar. Herkes inandı. Ben inanmamıştım nedense. Siz hatırlar mısınız? O geceki yayında dedim ki ben böyle bir şeye inanmıyorum. Bu kadının anında bir devletin bu kadar ya da bir istihbaratın, hele ki Türk istihbaratının bunu anında bu kadar ispatlaması mümkün değil dedim. Ben inanmadım dedim. Beklemek lazım dedim. Hakikaten de inanmamakla ben doğru bir tahminde bulunmuşum ve Nihayetinde Süleyman Soylu o açıklama yaptı. O açıklama yaparken de Anadolu Haber Ajansı'nın logolarını kullanmadı farkındaysanız. Çünkü ona karşı kullanırlar ya yarın öbür gün. Devletin resmi kanalı sonuçta. Velhasıl aradan bir gün geçti. HPG açıklama yaptı. HPG açıklama yaparken Süleyman Soylu tekrar ekranların karşısına çıktı. Bir televizyon programında dedi ki biz bu bilgiyi dedi bir taksiciden aldık teşhisi te taksici yaptı dedi. Hepegene demişti. Süleyman Soylu yalan söylüyor. Süleyman Soylu bir senaryo hazırladı. Bizim arkadaşımız görevi başındadır. Bu eylemi yapanlar falan 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 keslerdir Doğum tarihleri, bilgileri, anne baba isimleri, doğdukları yeri her şeyiyle paylaştılar. Fotoğraflarla birlikte, videolarla birlikte. Süleyman Soylu bu kez taksiciye sığındı. Yani koskocaman bir devletin milli istihbarat teşkilatı bitmiş. Bütün bilgiyi oradaki bir taksicinin teşhisini aldılar ve Süleyman Soylu iddiasını ısrar etti, iddiasına devam etti. Dedi ki, "Yok ben dedi, bizim elimizde onun parmak izleri var." dedi. Gelmiş dedi yani. Şimdi onun ardından e, bu kez bir açıklama daha yaptı Süleyman Soylu. Hmm dedi biz evet öğrendik dedi. Bunlar dedi Mündüştan dedi. Motorlu bir paraşütle gelmişler dedi. Mümbiş'ten yola çıkmışlar. 12-13 saat havada kaldıktan sonra aynen bu cümleleri kullanan ben ki videoyu izlettim siz de izlemişsinizdir dedi. İzlemişsinizdir yani. 12-13 saat havada kaldıktan sonra dedi. Gelmişler Mersin'de Tarsus'ta inmişler. Orada biraz yürümüşler. Sonra bir taksiye binip eylem yapmışlar dedi. Aynen bu cümleleri kullandı. Süleyman Soylu. Tabi Süleyman Soylu bunları söylerken nasıl bir tuzağa düştüğünün farkında değildi. Yani bunları söylerken aslında eğer PKK'nın elinde böyle e, mümmişten kalkıp Suriye hava yollarını aşıp, Rus hava yollarını, hava üstü her neyse radarlarını, Amerika radarlarını e, bir motorlu paraşüt aşıp gelip Türkiye'deki bütün bu radarları, sınır radarlarını vesaire aşıp gelip ta Mersin'e kadar, Tarsus'a kadar gece uçuşu, o motor sesiyle, o ışıkla neyse yani gelmişlerse, vallahi bu bir çağ atlamadır. Ben size söyleyeyim. Dünyada hiç bir ordunun elinde böyle bir, bir şey yok. 13 saat havada geleceksin, hiç kimseye görünmeyeceksin. Savaşın yoğun olarak yaşandığı, İHA'ların, SİHA'ların karınca gibi havada uçuştuğu, savaş uçaklarının her dakika başı sörf yaptığı bir yerde, bir savaş bölgesinde iki kişi bir motoru paraşüte biniyor, 13 saat havada keyflerine bakıyorlar, 13 saat geliyorlar, Mersin'i bir güzel dolaşıyorlar, Tarsus'a iniyorlar, onun hemen karakolun yanı başına eylem yapıyorlar. Benim aklıma şu geldi, değerli izleyenler, değerli arkadaşlar. Madem e, bunların elinde bu kadar teknik varsa varsa hakikaten niye saraya inmiyorlar? Yani Süleyman Soylu'nun bu söylediği tabi düzeltmeye çalışmadı. Bugün yine dedi motorlu paraşütle gelmişler. Düzeltmedi. Adam kendi Twitter hesabında kendi videosunu paylaştı. Düzeltir mi yani yalanını? Ben paylaştım. Süleyman Soylu'nun o yalanını ve ee, ekrandaki e, Gerila'nın Delşah Ercan'ın videosunu benim Twitter hesabımı anında kapattılar. Çünkü Süleyman Soylu'nun yalanlarını deşifre ettiğiniz zaman adamlar devlet olarak devreye giriyor. Devletin gücünü kullanıyor. Ya bir gazeteciye karşı bir ga benim şeyim nedir ya? Benim ben bir devlete karşı benim gücüm ne Allah aşkına? Ama benim o paylaşımlarımı Süleyman Soylu herhalde Kaldıramadı ki devleti araya koyarak benim Twitter hesabımı kapattılar. Peki Süleyman Soylu'nun yalanları örtbas edilir mi? Edilmez. Adem Karaçuvan değil de başka bir insan paylaşır. O değil diğeri paylaşır. Siz paylaşırsınız falan Kes paylaşır. Durmaz. Şimdi bütün bu yalanlarından sonra halen yok efendim parmak izi var. Yok o falan filan HPG'nin açıklamasına da bu adam inanmadı. En sonunda ne oldu? Peki bugün Dilşah e, Ercan isimli Zozan Tolan Kodallı ekrandaki gerilanın videosunu paylaşmak zorunda kaldı. Bir izleyelim. Dilşah Ercan kendisi ne söylüyor? Buyurun. Öncelikle Mersin Mezit'te eylem yapan şey Sara ve şey Türkan arkadaşların eylemlerini selamlıyor. Onun aşağısında tüm fedai şehitlerimizi saygıyla anıyorum. YCAS'ta ve HPG gelgaları olarak da bu büyük fedai eylem ruhunun ardıları olacağız. Ben gazetecilik çalışmaları yürütürken yakalandım. Bu doğrudur. E, fakat e, AKP, MHP faşist rejimin uygulamaları Türkiye ve Kürdistan'da halka gerçekleri anlatma ve bunun yasal demokratik bir mücadelesini yürütme olanaklarını ortadan kaldırmıştır. Bu gerçek temelinde e, birçok Kürdistanlı genç bu faşist Rejimle hesaplaşmak için daha çıkmakta. Ben de onlardan birisiyim. Örgütümüz gereken açıklamayı zaten yapmıştır. Ben görevimin başındayım. Faşist AKP MHP rejimiyle hesaplaşmak her tür gibi benim de en temel görevimdir. Buna da layık olacağımı belirtiyorum. Yani ben ben görevimin başındayım diyor arkadaşlar. Şimdi Süleyman Soylu diyecek ki yok. Ben biliyorum buna da inan bugün gerçi Süleyman Soylu bugün e, bu kadın gerilanın fotoğrafını almıştı yani videodaki fotoğrafı böyle elinde tutmuş reklamını yapıyordu yani eşinin biri dönüp Türkiye'deki bu basın kuruluşlarından birisi dönüp şunu demiyor ya sen İçişleri bakanı olarak e, bir açıklama yaptın kardeşim üç açıklama yaptın bugün dördüncüsünü yaptı hangisi doğru Süleyman Soylu'nun bugüne kadar yaptığı Dört açıklamanın dördü de yalan. Yani Süleyman Soylu bu tavırlarıyla belli ki milli İstihbarat teşkilatını bitirmiş. Ya da kendine bağladığı için devlet onun için önemli değil diyor. Bir şey var yani bu işte. Ya hiç bili, bırakın istihbarat örgütü olmayan bir birkaç köylü bile olsa kendi köyüne yani paraşütle biri geldiği zaman görür yani bunu fark eder yani. İnsanlar bu kadar kör değil yani. Bir paraşütü siz 3-5 bin kilometre havada uçuramazsınız. Uçuramazsınız. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bu paraşüt meselesine motorlu paraşüt. Motorlu paraşüt meselesine AKP'lerin %100'ü de inanmıştır. %100'ü bir fire vermez. Asla fire vermez. Çünkü bir AKP'li için bir Cumhurbaşkanı'nın sözü, bir Süleyman Soylu'nun bir devlet görevlisinin sözü kitaptan, bir ayetten daha doğrudur onlar için yani. Yalan yok. Onlar için AKP yalan söylemez, Erdoğan asla yalan söylemez. Allah'ın peygamberidir, son peygamberdir. AKP Allah'ın partisidir. AKP'ler için bu böyle. Hakaret olarak algılanmasın lütfen. Gerçeğini söylüyorum. Belki izleyen AKP'ler işlerinden diyecektir. Vallahi doğru söylüyorsun. Ama nasıl, niye bu kadar inanç? Yani niye ya Allah'a inancınız bu kadar sağlamsa hepiniz cennete gidersiniz. Etmeyin, eylemeyin. Bunlar yalan söylüyor kardeşim. Açık ve barız bir şekilde yalan söylüyorlar. Peki yalan söylüyorlarsa siz niye bile bile hala yalanlara in